Evet, saplanmış bataklığa da Ayhan, itfaiye. geleyim, sen ağzını tut, ben çekeyim Peki, yukarı teşekkür doğru. ederim. Tamam, anlat. Arkadaşlar bakın, bataklığa batmış köpek. Şamlardayız şu an. Bakın, arkadaşımız şu an köpeği kurtarmaya çalışıyor. Bakın, bir arkadaşımız da buradan tekrar suya daldı. Aslanım Ali, yürü be. Bakın, köpeği şu an kurtarmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Ha gayret, ha gayret. Ha? Tamam mı? Hala mı batak lan ora? Hadi bak. Arkadaşlar bakın, bataklığa batmış köpek. Şamlardayız. Şamlardayız şu an. Bakın, arkadaşımız şu an köpeği kurtarmaya çalışıyor. Bakın, bir arkadaşımız da buradan tekrar suya daldı. Aslanım Ali, yürü be. Bakın, köpeği şu an kurtarmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Ha gayret, ha gayret. Ha? Tamam mı? Oğlum, bence suyu kopan, suyu susamış. Orgu bitmiş. Kanka, uyuşmuş. Bidonu vereyim de su doldur versene. Oradan su, bak şurada bak bir peçişe var sonra. Abi, onu kucaklayıp getirmen lazım Ayhan. Lan kucaklasan bir şey yapmaz. Sen onu çıkarttıkça o batıyor zaten. Öyle gelmez. Balık kadar tutmuş oldunuz ha. Hala mı batak lan ora? Giderken fark etmedik. Geri dönüşte, tekrar dönüşümüzde arkadaşım birisi fark etti köpeğin oraya batmış olduğunu. Aradık, itfaiye falan aradık. Destek istedik, kimse gelmedi. O şekilde doğal olarak onu o şekilde bırakamazdık. Tekrar soyunduk, suyun içerisine girdik. Bataklık olduğu halde. Onu orada bırakmamamız için içeriye girdim. İlk başta kurtaramadım. Sonra gittim, bir tane büyük bir ağaç parçası buldum. Onunla çıkarttım. Evet, bela kadar, göbeğe kadar bataklıktı. Normalde yani bir insanın oraya girmesi mümkün olmayan bir yer. Ama o şekilde de bırakamazdık onu. Sonuçta bir canlıydı. Canlı olması bizim için yeterliydi. Yani her ne olursa olsun koşullar, şartlar hiç fark etmiyor. Sonuçta bir can. Çıkarttık o vesileyle. Çok şükür. Yarım saat falan uğraştık. Ama görevimizi yaptık. Çok korkuyorum köpekten. Normalde şu şekilde parçaladılar beni. Ama her ne olursa olsun parçalamak da göz önüne alarak fark etmiyor. Görevimizi, görev de değil. Yani insanlık olarak insanlığımızı yaptık, yerine getirdik insanlığımızı. Köpek, ya anlatılmaz yaşanır denirler ya. Aynı o şekilde oldu. Çıkarttık, kurtardık. Gitti. Bir 15-20 metreye gitti. Ondan sonra tekrar bize bayağı bir baktı.
Yani biz tabii ki kurtulduktan sonra kendimizi temizlemek için hiç uğraşamadık daha. Hiç bakmadım hayvana. Su vermeye çalıştım ama suyu kendisi içmiştir. O şekilde de işimizi hallettik. İlkinde sürünerek gitti, bataklık olduğuna rağmen ilkinde gitti oraya. Köpeğe ulaştı ama köpek tabii can havliyle hırlamaya falan başlayınca korkusu da olduğu halde yine de bırakamadı. En son bir sopayla, bir odunla tekrardan kurtarmaya gittik. İşte birkaç defasında altından hani döndürerek işte ayaklarını çıkaralım hesabına. Birincisinde olmadı. Sonra iki arkadaş tekrardan gittiler ve köpeği sağa sola devirerek oradan çıkarttılar. Aynı zamanda köpeğin de korkusunu yenmiş oldu kendi açısından. Köpek bunu yine bir dönemde parçalamıştı, sıkıntılar olmuştu. O korkuyla onu da yenmiş oldu ve insanlık görevini de yerine getirmiş oldu. Umarım bunu herkes anlar. Her ne olursa olsun hayvan bırakılmaz. Yani vurulmaz, öldürülmez. Hayvan sevmek zor bir şey değil. Tamam korkuyorum ama vazgeçemem.